Evet, gidişatı değiştirmek bizim elimizde, salgını yenmek, salgınla mücadele etmek bizim ellerimizde. Şimdi Türk dünyasında, Orta Asya'da durum ne? Salgınla ilgili gelişmeleri alacağız. Kazakistan'a, Nur Sultan'a gidelim. TRT Nur Sultan muhabiri Güzel Zaytova karşımızda. Hem Kazakistan hem de çevre ülkelerde Türk dünyasında salgınla ilgili gelişmeler alacağız senden, ama Kazakistan önemli bir konu ağırlıyor bugün. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kazakistan'da. Kazakistan Savunma Bakanı ile bir araya geldiler. Başka temasları da olacak. Ayrıntıları senden alalım. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Kazakistan başkenti Nur Sultan'da bulunuyor. Hulusi Akar Kazak mevkidaşı Nurlan Yermikbayev ile görüştü. İlk olarak Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanan Akar, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etti. Görüşmede askeri işbirliği, askeri eğitim, tatbikatlara katılım dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alınırken, öte yandan taraflar iki ülke arasında savunma alanında işbirliğini güçlendirmeye, daha da geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Kazakistan'ın Türkiye ile çok yönlü stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önemin verdiği ifade edilirken, Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin oluşum ve gelişmesinin ilk aşamasında Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin çok büyük desteği olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin 1990'lı yıllarda ve 2000 yıllarının başında karşılıksız olarak Kazakistan Silahlı Kuvvetlerine kartografik ekipman, iletişim ekipmanı ve arazi araçlar dahil olmak üzere askeri teçhizat tedarik edildiği ifade edildi. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Hulusi Akar'ın bu Nur Sultan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin çok önemli olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında askeri alanında ikili işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. Kazakistan temaslarında bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aynı şekilde Kazakistan Savunma Bakanı ile görüştükten sonra Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı ile bir araya geldi ve önümüzdeki dakikalarda Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin ile de görüşmesi bekleniyor diyelim. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri geçecek olursak Coşkun Özen, Orta Asya ülkelerinde vakalarda artış devam ediyor ve Orta Asya ülkelerindeki yetkililer maske takma, sosyal mesafe koruma gibi karantina kurallarına uyma çağrısında bulunuyorlar. Kazakistan'da son 24 saatte 140 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede görülen toplam vaka sayısı 110.542'ye yükselirken 105.675 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1796 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Özbekistan'da ise son 24 saatte 81 yeni vaka tespit edildi. Böylece Özbekistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 65.388'e ulaştı. Virüse yakalanan 62.615 hasta iyileşerek sağlığına kavuşurken 549 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Orta Asya ülkelerinden bir gün içinde en çok görülen vaka Kırgızistan'da kaydedildi. Kırgızistan'da son 24 saatte 420 yeni vaka tespit edildi. Böylece Kırgızistan'da toplam görülen vaka sayısı 56.170'e yükselirken virüse yakalanan 47.843 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu ve 1134 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Nur Sultan'dan, Güzel Zaytova'dan aldık son bilgileri.